yansıtmaya çalıştık. Tabii yazma işi biliyorsunuz öyle de kolay bir olgu ve olay değil. Bu yazı işlerine önceden hazırladığınız proje ışığı altında, yani hangi şeye, kiminle konuşacağım, hangi konulara değineceğim, hangi metni hazırlayacağım gibi bir takım çalışmalar yaparak giderdik. Ve bu köylerde 250 tane köy ve belde çekti. Bunların arasında mesela Tokat'a gelen Hadise'yle program yaptık. Hayrettin Karaca temayla çalıştık. Hayrettin Karaca'yla, Nihat Gökbey'le, Kıvırcık Ali'yle, birçok sanatçılarla televizyonumuzda programlar yaptık. Daha sonra televizyondan arta kalan zamanını bu sefer de Tokat Gazetesi'nde başladık yazmaya. Tokat Gazetesi'nde hasbelkader iyi kötü yazmaya başladık ve o öyle bir mikrop virüs bulaştı ki bana, artık o virüs durmaz oldu, hala yazıyoruz. Şimdi Hür Söz Gazetesi'nde yine devam ediyoruz yazmaya. Biliyorsunuz orada bazı yazılarını dinle veya da okursunuz diye yazıyorum. Bu Heybendekiler kitabını yazarken genel kültür, değişik olgu ve olayları anlatırken burada bir eğitimci gözüyle toplumsal ve sosyal konulara bölüm bölüm değindi. Ama bu Bali Bey'ini anlatırken bizim Tokat'ın değerleri olan Osmanlı 93 Osmanlı Rus Savaşı'nı anlatan bir belgeden yola çıkarak Anadolu topraklarına Erzurum, Kars ve bu arada Sivas, Tokat, Amasya yöresine gelen göçmenlerin hayat hikayelerinden örnekler ve dipnotlar alarak yaptım. Bunu nasıl yaptım? Bu kitabı yazarken biraz kolay yazdım, biliyor musun? 17 yılda yazdım. 17 yıllık bir emeğimizin ürünü olarak 380 sayfaya sığdırabildim. Mersin, Adana, İzmir, işte Antalya, Edirne, İstanbul, Amasya, Sivas, bu bölgedeki insanların tamamını tarayarak ve oradaki bulduğum kişilerin geçmişlerini araştırarak böyle bir kitap çıkardım. Balı Bey'i ile Bolu Bey'i, yani birazcık benzeşiyor değil mi birbirine? Köroğlu'nu da dipnot olarak yazdım ama Köroğlu'nu yazarsak iş karışır dedim. Ona bir ayrı bir sayfa ve zaman ayırdım. Onu öylece bıraktım. Biz bunun ana temasında insanların yapısal, sosyal, kültürel dokusuna değindik. Artı bir de Tokat'ın nüfusuna şöyle bakarsak diyorlar ki, efendim biz Tokat'ın yeğenisiyiz. Evet. Bu Anadolu topraklarının yeğenisiyiz. Ama Tokat'ın %70 ve %80'i göçmendir, biliyorsunuz. Kimisi Balkanlarda, kimisi Doğu'da, kimisi Güney'de, kimisi Kırım'da. Gelen insanların biz çocuklarıyız. Yani aşure çorbası diyorlar ya, onun gibi hep karmayız. Kimin ne olduğu, nasıl olduğu ama Türk'üz, Müslümanız ve bu toprakların kadimi ve daimi insanlarıyız. Bunun için de birbirimizden ne farklılığımız, ne üstünlüğümüz, ne eksikliğimiz var. Hep biriz, beraberiz ve bir beraber de olacağız. Bunu anlatmaya çalıştık. Evet, söyleyeceklerim bunlar. Ben ister bir sonraki söz hakkım olursa Tokat'ın 1910'lu yıllarda bir öyküsünü sizlere anlatmak isteyeceğim. Bir de şiirimi anlatacağım. Ama sizlere sürpriz olarak da şunu da yapacağız. Keşkek yiyeceğiz, eğleneceğiz ama burada Tokat'ımızın iki tane güzide sanatçısını da birebirden davet ettik. Onlar biraz sonra kendileri gelecekler. Size de müzik dinletisi de yapacaklar. Birisi Ozan Ayhani. Ozan Ayhani arkadaşımız gelecek buraya. O TRT'de birçok eserleri var. Ve yayınlayan şeyler var. O bir de bizim genç bir çocuğumuz var. Hükümdar. Adı Hükümdar. O genci sizlere takdim edeceğim. O gençten bir iki eser dinleteceğim. Hem dinleti, hem konuşma, hem de dokmamızı birlikte beraber paylaşacağız. Ve böylece bir sıcaklık, dostluk, kardeşlik, birlik, beraberliğimizi pekiştirmeye çalışacağım.